TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, maalesef bugün Türkiye'de çok üzücü bir haberle güne başladık. Bir polis memuru, bir kadın polis bir olaya müdahale ederken bir şahıs tarafından maalesef suç kaydı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından öldürüldü, şehit edildi. Öncelikle efendim şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Acılı ailesine sabırlar temenni ediyoruz. Maalesef bu acı haberle yıkıldık. Çok üzüldük. Umuyoruz bu tür olaylar olmaz. Umuyoruz cezalar çok caydırıcı olur. Ve böyle şeyler yapanlar en ağır cezaları alır diye temennide bulunuyoruz. Bununla başlayalım haberlere ve yine önemli bir gelişme var değerli izleyenler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Tespit edilen bir takım kamera görüntüleri var. TÜBİTAK inceliyor. Katil ya da katiller kısa sürede yargı önüne çıkarılacak ifadelerini kullandı. Alamadım, Narin'le ilgili bir soru sordum. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi. 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışında kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili tespit edilen bir takım kamera görüntüleri var, DNA tespitleri var, bazı çakışmalar inceleniyor dedi. Tabii 21 Ağustos'ta kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül'de bir dere yatağında gömülmüş şekilde bulundu. Gerçekten milletçe bizi derinden sarstı. Narin kızımızın hunharca bir cinayete kurban gitmesi bizi çok yaraladı, üzdü ve canlı bedenine ulaşabilmek için çok çaba gösterildi. Yüzlerce insan, ekipler, AFAD'ı, jandarması, herkes gece gündüz Narin'i canlı bulabilmek için çok çalıştı ama cansız bedeline ulaşıldı. Tabii bu kapsamda soruşturmalar da etkin bir şekilde devam etti. Özellikle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın başından bu yana katilleri tespit edebilmek, sorumluları bulabilmek için gösterdiği bir çaba söz konusu. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz bir çalışması, gayreti söz konusu. Burada tabii ülke olarak biz, millet olarak bu özellikle Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük bir beklenti var. Bu beklenti elbette ki yargımız tarafından karşılanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Şu anda elde edilen deliller var, veriler var, ifadeler var. İfadelerdeki çelişkiler var. Yeniden ifadeler alınabiliyor. Ve bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli olmak üzere, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarlarının, gerekse Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş. Ve bunun yanı sıra bazı çakışmaları tespit ediliyor. Kimlerin hangi alanda, o cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor. Ve burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri ve diğer veriler, kriminal incelemelerde ortaya çıkan hususlar, soruşturma gizli tabii ki.
soruşturma kapsamında, gizlilik kapsamında özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar da söz konusu. Tabii ifadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak bir takım yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Tabii burada soruşturma gizli. Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla burada narin kızımızın, narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri yargı huzurunda, millet huzurunda hesap verecekler. Ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Narin kızımız kaybolduğu günden itibaren bu işin üzerinde hassasiyetle duruyor. Bir an önce bulunması ve bulunduktan sonra da yine özellikle soruşturma aşamasını çok yakından takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi tanıtım töreninde sucuk pişirirken görüntülenen Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı eleştiren CHP Milletvekili Aşkın Genç'e cevap verdi. Büyükkılıç, ucuz siyaset yapanları kınıyorum dedi. Ekmekleri getir. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve milletvekillerinin sucuk pişirirken görüntüleri muhalefet tarafından eleştirilmişti. CHP Milletvekili Aşkın Genç, AK Partiler sucuk partisi yapıyor, keşke bunları sucuk yiyemeyen kesime ulaştırsalardı diye eleştiride bulunmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aylık haftası kutlamalarında özel bir açıklama yaparak Milletvekili Aşkın Genç'e cevap verdi. Büyükkılıç, ucuz siyaset yapanlara kınıyorum dedi. Herhalde aykırı bir şey yok ama bunun üzerinden siyaset yaparak sucuk partisi düzenliyorlar. Sanki özel bir uygulama yapılıyor. Adeta biz orada keyif yapmaya çalışıyoruz gibi algılar yapmak suretiyle ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları ben buradan kınıyorum. Bir. İkincisi, dışarıdan bakan gözler belki bunu doğal karşılayabilir. Erciyes Dağı'ndaki o katılan o binlerce vatandaşımızı ve işin bir başka güzel tarafı Yüksek İrtifa Merkezi'ndeki o etkinlikte U16 uluslararası biliyorsunuz orada yarışma vardı ve o yarışmada Türkiye'miz vardı. Portekiz vardı, Romanya vardı, Danimarka vardı. 4 tane takım vardı ve maçlar yapıldı. Hem onlara ikram edildi hem açılışını yaptığımız sırada katılanlara ikram edildi. Ama şundan da eminim orada ne bakanlarımız ağzını aldı ne bitti. İşin görsel tarafını daha renkli hale getirmek için de hep beraber sucuklar orada pişerken biz de adeta ona destek veriyor mantığında yaklaşımda bulunduk. Şimdi buraya kadar normal. Ancak bir Kayseri milletvekilinin çıkıp da başkalarının dümen suyuna girmek suretiyle Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım. Böyle bir milletvekilinin bu şehri nasıl temsil ettiğini de yorumunu ben sizlere bırakıyorum. Biz şehrimizin ürünlerine de sahip çıkarız, şehrimizin sevincine de sahip çıkarız, şehrimizin sıkıntısına da sahip çıkarız. Ben bu vesileyle bunu paylaşmak ister. Konuşmasının ardından protokolde kendine ayrılan yere geçen Büyükkılıç'ın CHP milletvekili Aşkın Genç'e selam vermemesi ve onu görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında KESOP Başkanı Şehi Odakır ve diğer oda başkanları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek, ahiliye Kayseri ahaliğine dikkat çekti. Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı. KESOP Başkanı Şehi Odakır ve diğer oda başkanları bu kapsamda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Sağ olun efendim. Ziyarete açıklamalarda bulunan KESOP Başkanı Şehi Odakır, desteklerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti. Necmettin Tevzioğlu abimiz yıllarca
esnaf ve sanatkara emek vermiş, yıllarca yanında güzel insanlar yetiştirmiş, tam bir ahi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, 41 odamız var. 41 odadan önce Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'mize ahi adayları bildiriliyor. Biz birliğimizde bunu 3'e düşürüyoruz. 41'den 3'e düşürüyoruz. Ardından valiliğimizin, işte vali yardımcımızın başkanlığında komite kuruluyor. Orada teke düşüyor. 3 tekrar 1'e düşürüyor. Bu yılda Sayın Necmettin ağamızı yılın ahisi olarak seçtik. Biz kendisini seviyoruz. Şehrimize örnek bir insan olduğuna inanıyoruz. İnşallah programımız tabii bugün itibariyle orada sona ermeyecek. Ardından işte ahi pilavımız, ahi helvamız ikram edilecek Sayın Valim orada. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin ahi kültürüne dikkat çekti. Ben bazı meseleleri sizinle istişare etmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. O yüzden bir kere oda başkanların ve yönetimleri bizim başımızın tacı. Ama sizin de bu ahilik haftasıyla ilgili verdiğiniz gayret tarihi bir anlam ifade ediyor. Ve sizden sonra da, yıllar sonra da göreceğiz bunu hep beraber. Kayseri ahilik haftasına girdiğinde bambaşka olacak. Çünkü bu sene, geçen sene ahilik haftası geldiği gün farkındayken ben bu sene bir hafta önceden ahilik haftası olacak. Ziyarete gelecekler, pilav dağıtacağız, ahileri seçeceğiz. Bütün şehir bununla ilgili programlar yapacak diye heyecanlandım. Dolayısıyla önümüzdeki hafta inşallah bir ay önceden bu heyecanımız başlayacak. Bunu bu seviyeye getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ahilik kutlama heyetini Büyükşehir Belediyesi'nde kabul eden Başkan Büyük Kılıç, huzur içerisinde birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olsun derken, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan'da, değerli başkanımız bizim ahi babamız, daha önce seçildi, şehrin her yerinde varsınız, Allah işinizi rast getirsin diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Kutlama Heyetini kabul etti. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şehi Odakır, Başkan Büyükkılıç'a esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Öncelikle çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye'mize, esnaf dostu, esnaf sanatkar dostu Büyükşehir Belediye'mize size çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kabulünüzden dolayı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da değerli başkanımız bizim ahi babamız. Daha önce seçildi, Allah razı olsun dedi. Değerli başkanımız bizim ahi babamız. Daha önce seçildi, Allah razı olsun tespitle. Ki hakikaten o işe yakışan bir değerler. Bekir Yıldız abimiz de aynı şekilde. Tüm arkadaşlarımız sizi de bizi de tanıyorlar. Esnaf teşkilatıyız. Memleketin sahibiyiz. Bu ülkenin sahibiyiz. Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Kayseri'de Ahilik Haftası nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi. Yılın ahisine kaftan giydirilirken ahi pilavı ve helva ikramında bulunuldu. Kayseri'de Ahilik Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Ahi Evren Zaviyesi önünde gerçekleştirilen programa Kayseri Protokolü vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şehi Odakır yaptı. Ahilik Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Odakır, hayırlı olması temennisinde bulundu. Ahilik anlayışını nesilden nesile aktarmaya devam etmeliyiz. Bu davaya hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ahilik anlayışıyla çalışan esnaf ve sanatkarlarımızla bir ve beraber olmalı, onların ayakta kalmasına destek olmalıyız. Çünkü esnaf ve sanatkar halkın kendisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Amaçlarının Kayseri'yi tanıtmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek olduğunu ifade eden Büyükkılıç, esnaflarımızı desteklemeye devam edeceğiz dedi. Her etkinlikte de borsamız sağ olsun bize katkı sağlıyor. Şimdi 4 Ekim'de gastronomi günleri var. Gastronomi denince aklı artık Kayseri geliyor. Sayın Valim takdir edersiniz. Buna en çok katkı sağlayanlardan birisiniz. Sizlere de ayrıca özellikle teşekkür ediyoruz.
Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyoruz. Esnaf odalarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız nedir? Kayseri'yi tanıtmak. Turizm şehri diyoruz. Yemeden içmeden olur mu? Kayseri'nin ürünlerini tattıracağız, tanıtacağız. Bakanımız geliyor, götürüyoruz kazancılarda pastırma doğratıyoruz. Amacımız nedir? Onun şahsında ürünü tanıtmak. Ya da sucuk pişiriyoruz. Onun amacımız nedir? Orada katılanlara dağıtarak tanıtımını yapmak. Ya da mantı. Bu sene yine bir ton mantıyı dağıtacağız orada pişirerek. Şovumuza gelin, şovumuza diyoruz inşallah. Kayseri'yi tanıtmaya devam diyoruz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun gündeminde ise fahiş fiyat artışları vardı. Ahilik haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada yapılan çalışmaları anlatan Çopuroğlu, vatandaşların fahiş fiyat artışlarını bildirebilecekleri ve şikayet edebilecekleri bir birim oluşturulacağını ifade etti. Fiyatlar arasında bazı mağazalarda farklılıklar var aynı ürünlerde. İşte bunun tam mihenk noktası ahilik teşkilatı. Biz bununla alakalı geçtiğimiz günlerde Sayın Cevdet Yılmaz Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teklifimizi götürdük. Bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde fiyat artışlarını vatandaşlarımızın iletebilecekleri, ilettiğinde tek tek dükkan dükkan gezmek yerine nokta atışı yapılabilecek teklifimizi götürdük. Yavaş yavaş hayata geçtiğinde buradan gördükçe mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü şu anda sosyal medyada fahiş fiyatı alenen ifşa eden biri varsa bakanlığımız devrede. Adrese teslim, uygulama yapıyorlar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise programda yaptığı konuşmada Kayseri hayırseverliğine ve mütevazılığına vurgu yaptı. Bunun Ahi Evran felsefesinden geldiğini söyleyen Çiçek, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı. Gerçekten bu topraklara hem bir mütevazilik, hem işbirliği, hem de sosyal yardımlaşmayı getirmiştir. Ahiliği bu topraklarda en iyi yaşayan illerin başında, bunu büyük bir gururla söylüyorum ki Kayseri'dir. Çünkü hala da yaşatmaktadır Kayseri. Kayseri'de malıyla, mülküyle, servetiyle gururlanan insanı çok görmezsiniz. Genelde hayrıyla, iyilikleriyle insanlar yad edilir. Kibirlenmek Kayseri'de çok ayıp bir şeydir. Ve zaten yokluğa mahkum edilir o kişi. Sokaklarda yürüdüğünüzde bu şehrin mütevaziliğini her yerinde görürsünüz. Bu da herhalde Ahi Evran'ın yıllar önce, yüzyıllar önce bu topraklarda temelini attığı felsefeden gelmektedir. Konuşmaların ardından şet kuşatma töreni gerçekleştirildi. Bir çırağın kalfalığa geçiş sürecinin canlandırıldığı tören ilgiyle izlendi. Törende son olarak yılın ahisi seçilen Necmettin Fevzioğlu'na kaftanı giydirildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'deki üniversiteleri kazanarak ilçedeki yurtlarda kalan öğrenci ve velileriyle buluştuğu programda "Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Üniversiteler şehri Talas'a hoş geldiniz." dedi. Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'le birlikte Talas Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Mustafa Asım Köksal Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programa katıldı. Burada gençler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez tek tek ailelerle görüştü. Çeşitli ikramların yapıldığı programda gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, kendilerinin ülkenin geleceği olduğunu belirterek "Sizlere hizmet etmek onur verici, eğitim hayatınızı başarılar diliyorum" diye konuştu. Veliler de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Çok teşekkür ediyoruz. Yurt Müdürlüğü ve Talas Belediye Başkanlığı, Talas Kaymakamlığı gerçekten de bizi böyle Kahramanmaraş Avşin'den geliyoruz. Deprem bölgesinden böyle
içimiz rahat olarak çocuğumuzu buraya teslim edip gidiyoruz. Talas'ı çok sevdik. Yurttaki sıcak ilgi bambaşka bir şeydi. Herkese teşekkür ediyoruz. Emeği olan herkese. Gönül rahatlığıyla bırakıp gideceğiz çocuğumuzu. Değerli izleyenler, piyasalar yeni haftaya sakin başladı. Piyasa uzmanlarına göre özellikle yıl sonunda altın fiyatları yükselecek. Döviz ise sabit kalacak. Piyasalar yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu piyasaları değerlendirdi. Uzunoğlu, ekonomideki güven problemine değindi. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Çok sakin başladı. Sakin derken özellikle döviz fiyatları geçtiğimiz haftalara paralel olarak başladı. Büyük ihtimal bu paralellik devam edecek. Ancak ekonomide gerçek anlamda bir güvensizlik var. Temel problemimiz güvensizlik. Bir diğer ikinci bacağı da bu işin gelir adaletsizliği. Yani güven ve gelir adaletsizliği noktalarında gerekli doğru adımları atamadığımız sürece Türkiye ve insanımız geriye gidecektir. Özellikle yılbaşı yaklaşırken benim en çok dikkatimi çeken enflasyon oranına yakın bir miktarda çalışan insanlara aylıklarına artış düşünülüyor. Benim kanaatim o ama bugünkü konjektörde TÜİK verilerine göre asgari ücret yılbaşına göre şu anda 22 bin liranın üzerinde. ENAK'a göre de 26 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla ciddi boyutta asgari ücrette çalışan ve diğer çalışanların gelir kaybı var. Bunu göz önüne alarak en az enflasyon kaç çıkarsa çıksın, %50 veya 60'ın üzerinde bir artışa gidilmezse toplumun adalet noktasındaki bakış açısı yine zorlanacaktır. Belki de olumsuz olacaktır. Dövizde hiçbir değişiklik olmayacak ama altın onsla beraber yukarıya doğru sıçrayacak ve gidecektir. Yatırımcı bunu göz önüne alarak adım atarsa kendi menfaatli olur diye düşünüyorum. Kazancılar Çarşı esnaflarından Sarraf Şaban Zıkkabunsa yıl sonunda çeyrek altının 5000 TL'yi geçeceğini söyledi. Bugün baktığımızda yavaş yavaş piyasa oturmaya başladı. 2650 dolara kadar çıkmış olan altının onsu bugün 2618 dolara kadar düşmüş oldu. TL bazına baktığımızda da 2950 civarına kadar çıkmış olan has altının gram fiyatı bugün 2930 lira alış, 2940 lira satış gibi bir hafif bir çok minik de olsa bir düşüş yaşamış gibi oldu. Ama tabii bunun karşılığına baktığımızda 1 kilo altın dolar bazına baktığımızda 84 bin dolardan 85.500 dolara, euro bazında 75 binlerden 77.500 euroya kadar bugün için çıkmış vaziyette. Tabii bunlar bu şekilde kalacak mı? Benim kanımca yılbaşına ne altının onsu 2618'de kalacak, ne 1 kilo altın 85.500 dolarda, ne de 77.500 euroda kalacak. Yani demiş olduğum gibi çeyrek 5.700 lira civarlarına kadar çok rahatlıkla çıkabilir bir görüntü içerisinde. Değerli izleyenler, denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahlara bol balık geliyor. Ancak bu yıl hamsinin fiyatı tam 250 lira. Peki vatandaşlar balık tüketebiliyor mu? Bu soruyu duyan vatandaş yine isyan etti. Mevsimin en çok tüketilmesi gereken balık maalesef istenildiği gibi tüketilemiyor. Sebebi ise fiyatı. Zira denizlerden az gelen sezon balığı hamsi tam 250 lira. Kayseri'deki vatandaşlar balık tüketemediğini, satın alamadığını söyledi. Vatandaşlar artan fiyatlara isyan etti. Sever misin balık? Param olsa severim. Niye sevmeyeceğim? Hele yanında iki düple rakı olursa. Ne olursa? Rakı olursa. Kapattın mı kamerayı? Yok ya. Nesini soruyorsun? Balık tüketmek istiyor musun? Neden istemeyeyim? Dediğim gibi gücüm yetse 13 bin lira maaşla neye gücünüz yetiyor? Ha? Nasıl olacak? Balığın tam sezonu tabii. Balığın sezonu olması bir şey değiştirmiyor. Paranın olması önemli. Paranın olması önemli. Nasıl alacak bu insanlar? Nasıl yiyecekler? Bunu sorgulamak lazım. Asgari ücretinden geçiniyorum. Eşim olur. Kendisinde 3 çocuğu var. 3'ü de cezaevinde. Şu anda 6,5 bin liraya tuttuk. Nahliyemiz yok. Nahliye tutamı yok. Gitmemiz yardım kapısı yok. Ha, biz sesimizi nereye duyurabiliriz ablam? Zor durumda. Abi kimse de yardımcı olmuyor. Devletimiz de yardımcı olmuyor yani. Kendi ülkemizde kendimiz yabancı olduk abim. Eti kilosu 5-600 lira. Bir farkın. Asgari ücrette çalışan ne olacak? 17 lira kilo 17 lira. Ne olacak bunlar?
tüketebiliyor musunuz? Ya nerede tüketeceğim, kurban oldu. Ben askerde çalışan bir insanım. Ben Malatyalıyım. Ben burada depremzedeyim geldim. Yengen de kaybettim. Burada pansiyonda kalıyorum ben. Ya biz çay bulamıyorsak balık da bahsediyor. Şimdi bir ekmek 10 lira. 10 lira olmuş ya. Bir simit çay bahsediyordu. Gelsin de gideyim. Evet. Ya gelsin. Hesabı yok. Gelsin kardeşim, hesabı yok. Şimdi Allah'a sormuşlar ki senin düşmanın kimdir? Yalan söylüyor. Bunlar Allah'a düşmanlarıdır. En büyük düşmanlardır. Geçeni anlatacak halka. Ya ben geçen dünyana gittim, yedim balığı. Ama şöyle düşündüğün zaman gerçekten burada çalışan bir insanın balık yeme şansı yok. Yani geçen 3 kişiyle gittim, 1000 lira. Çok pahalı. Yani çok pahalı. Hiçbir şey düşünemiyoruz çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Her gün zam, her gün zam. Alıştık artık. Olduğu kadar diyoruz, devam. Hayır, yemiyorum balık. Neden? Pahalıktan dolayı. Pahalıktan dolayı yemiyor. Yani 1 kilo alsak yetişmiyor. 100 gram alsam hiç yetişmiyor. Bu ortalığın halı ne olacak? Yani burada yetkililere sesleniyoruz. Yani baksınlar yani. Hayır, ne balığı? Balığın yanından geçemiyor. Balığın yanından geçemiyor yani. Yemeği şurada bırak. Değerli izleyenler, soğuk ve yağışlı hava Kayseri'yi terk ediyor. Hafta sonu etkili olan yağışlı hava yerini serin havaya bırakacak. Bu hafta herhangi bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlı hava Kayseri'yi terk ediyor. Açıklama Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç'tan geldi. Kılıç, yağışların geride kaldığını, bu hafta herhangi bir yağış beklentisinin olmadığını belirtti. Bu hafta yağış beklemiyoruz. Sorunuzun kısa cevabı böyle. Geçen haftaki yağışlı hava kütlesi en azından bu hafta için ilimizi ve bölgemizi terk etti. Salı günü parçalı, az bulutlu, 24 derece maksimum sıcaklık bekliyoruz. Minimum sıcaklığımız 8 derece. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esecek. Çarşamba günü yine açık, az bulutlu bir hava istihdal ediyoruz. Sıcaklıklar 25 derece. Minimum sıcaklığımız 11 derece olacak. Perşembe günü parçalı, az bulutlu. Yine yağış beklenmiyor. Rüzgar yine güneyli yönlerden esmeye devam edecek. 26 derece maksimum sıcaklık, 11 derece minimum sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü, haftanın son günü, 26 derece maksimum sıcaklık, 11 derece minimum sıcaklık bekliyoruz. Yağış yine yok. Parçalı, az bulutlu bir hava istihdal ediyoruz. Rüzgar da yine güneyli yönlerden esmeye devam edecek. Kılıç, sıcaklık değerlerinin de mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi. Şimdi mevsim normalleri civarında yağışlar oluyor. Yani normal diyebiliriz. Az değil, çok da değil. Mevsim normalleri civarında yağış oluyor. Geçen hafta Perşembe günü ve Pazar günü olmak üzere iki gün güzel yağış aldık. Bir risk var mı bu hafta, yani tahmin edilen bir risk, sel veya su baskını gibi? Bu hafta herhangi bir yağış beklemediğimiz için açık, az bulutlu hava istihdal ediyoruz. O yüzden herhangi bir baskın, sel ihtimali bulunmamaktadır. Talas Belediyesi tarafından ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla ve Kayseri'ye özgü eserleriyle Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği geceye katılanlar sanat müziğine doydu. Talas Belediyesi tarafından ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla ve Kayseri'ye özgü eserleriyle Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Salonun dolduğu konserin ilk bölümünde solistler Sezencin Özdemir ve Doktor Adnan Çoban, ünlü bestekar Amir Ateş'in Kayseri'ye özel seslendirdiği eserlerle kendi eserlerinden oluşan besteleri seslendirdi. Şimdi sen kim bilir nerelerdesin? Konserin ikinci bölümünde ise Üstad Amir Ateş solistlerle birlikte unutulmaz şarkılardan bazılarını icra etti.
Muhteşem eserlerin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bundan 5 yıl önce Sayın Hocam'ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden esinlenerek Talas Musiki Cemiyeti'ni kurmakla ne iyi etmişiz dedi. Bundan 4-5 yıl önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden öykünerek Sayın Hocam'ın başkanlığını yaptığı Talas Musiki Cemiyeti'ni kurmakla ne iyi etmişiz. Arkadaşlarımız hem seyirci durumunda olanlardan şimdi ve sazenlerden burada hakikaten bizim gönül kurallarımızı coşturuyorlar. Sazende kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Ünlü bestekar Amir Ateş de Başkan Yalçın'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti. Konserin sonunda Başkan Yalçın, ünlü bestekar Amir Ateş ve solistlere Çiçek ve Besmele-i Şerif'in sol anahtarı içine işlendiği ahşap plaket takdim etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından güvenlik görevlisi personeline yangınla mücadele eğitimi verildi. Kaymek'in özel güvenlik ekibi verilen eğitimlerle yangınla mücadelede daha bilinçli ve hazırlıklı hale geldi. Belsin Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde iş güvenliği firması yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Kaymek güvenlik ekibine yangın tatbikatı eğitimi verdiklerini belirtti. Eğitimde yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşıldı. İş güvenliği kapsamında tüm tesislerde yangınla mücadele eğitimi verildi ve personele yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Kaymek özel güvenlik personeli verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eğitime katılarak personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor Kayserispor maçının ardından Burak Yılmaz'ın bir taraftarla yaşadığı olay sonrası PFDK verilen cezayı açıkladı. Yılmaz'a bir maç men cezası ve para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Burak Yılmaz'ın bir taraftarla yaşadığı olay sonrası PFDK verilen cezayı açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul Burak Yılmaz'a Trabzonspor'la Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Yine aynı kurul, Burak Yılmaz'a 58.500 lira para cezası verilmesini de kararlaştırdı. Ayrıca söz konusu maçtaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Trabzonspor Kulübü'ne tribün kapatma cezası verildi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ilk hamleyi yaparak satranç turnuvasını başlattı ve minik sporcularla satranç oynadı. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolak Bayraktar, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği için bu tür organizasyonları artırarak sürdüreceğiz dedi. Koca Sinan Belediyesi, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Koca Sinan Akademi tesisinde satranç turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvaya katılan Başkan Çolak Bayraktar, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi. Çocuklara Kayserispor forması hediye eden Başkan Çolak Bayraktar, onların zeka sporu turnuvasıyla hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerine dikkat çekti. Ama kim kazanacak? Daha çok çalışanlar, daha çok bu işe gayret gösterenler, kurslara gelip de öğrenmek için zaman harcayanlar, vakit harcayanlar burada kazanacaklar. Ben onları şimdiden tebrik ediyorum ama önemli olan sizler bu ülkenin geleceğisiniz, bu şehrin geleceğisiniz. Sizin doğru zamanda, doğru yerlerde, doğru vakit geçirmeniz için yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi burası. Tabii ki vakit geçireceğiniz o kadar çok fazla mecra var ki, o kadar farklı alanlar var ki. Ama biz sizlere doğru alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sizi yetiştirmek adına, geleceğe taşımak adına gerek eğitim faaliyetlerinde, gerek okuldaki öğrenim faaliyetleriniz için size katkı koyacağına inandığımız şeylerle uğraşmanızı istiyoruz. Satranç da bunlardan bir tanesi. Sizin satrançta küçük yaşlarda özellikle uğraşmış olmanız, bu satranca aklınızı, zihninizi meşgul ediyor olmanız sizi gelecekte emsalleriniz arasında, akranlarınız arasında, arkadaşlarınız arasında biraz daha öne çıkaracağına inanıyoruz.
düşünme kabiliyetiniz, muhakeme gücünüz, karar verme yeteneğiniz daha farklı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de sizlere bu şekilde fırsatlar sunarak geleceğe hazırlamanın kaygısı içerisindeyiz. Konuşmaların ardından Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ilkokullar arası satranç takım turnuvasını ilk hamleyi yaparak başlatan Başkan Çolak Bayraktar öğrencilere başarılar diledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu ödül törenine katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu ödül töreni gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerin de katıldığı maratonda 21K genel klasman, 21K yaş grupları Türk sporcu, 10K genel klasman Türk sporcu, 10K yaş grupları Türk sporcu ve 21K parkur rekoru kategorilerinde 1 milyon 64 bin TL para ödülü verildi. Maratonda tüm ödül kazanan ve farklı kategorilerde dereceye gelen isimler www.kayseriyarimmaratonu.com internet adresinden canlı sonuçlar listesinde açıklandı. Bu yıl Koramaz Vadisi temasıyla belirlenen ve bir maratondan daha fazlası sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu'yla Büyükşehir Belediyesi her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yine yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Her gün burada olacağız, haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın. Sına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.